kanı, terini dağlara kıdır. Sonra hayvanlarına, sonra çocuklarına bakar. Bahar yaklaşınca otlar küçüklemeye, ağaçlar küçüklemeye başlayınca, duk kuşu ötmeye başlayınca, Yörük dedesi ak keçi, kara keçi yine geldi yaz göçüdür. Koyunlarla koç, o da ister mevsiminde göç. Ve yayla yolculuğu başlar. Yayla göçünü haber veren duk kuşudur, yol gösteren deveci yıldızıdır. Yıllar önce Alırsa Güngör diye bir büyüğümüz vardı, rahmetli oldu. Duk kuşu ötmüş, köyün yarısı yaylaya gitmiş. Alırsa amcanın da sevdiği kız da yaylaya gitmiş. Alırsa abi sahilde baka kalınca duk kuşuna çok kızmış. Ne ötersin bozcu dukuk ardıç dalında, sevdiğim alıp götürdün demiş. Ve ona bir türkü yakmış, o türküyü Kerimoğlu İsmail Uzunoğlu çalacak. Alkışlarınızla. Kokusu başlıyor.
Kerimoğlu, İsmail Uzunoğlu'nu alkışlıyoruz. Bir grubu da alkışlıyoruz. Fethiye'nin Söğütlü Köyü Yürekli Mahallesi'nin Arapasan Orta Oyun ekibini alkışlıyoruz. Yayla göçünde hayvanlar sırayla yürürler. En öndeki deveye kızıl kilimler, değerli eşyalar yüklenir. Ortadağına daha değersiz, en arkadağına çarçaput yüklenirler. En öndeki devenin çanı, benim ağam zengin, benim ağam zengin, benim ağam zengin diye ötermiş. Ortadağına devenin çanı, nereden buldum, nereden buldum, nereden buldum diye ötermiş. En arkadağına devenin çanı da, ondan, bundan, ondan, bundan, ondan, bundan diye ötermiş. Çok zenginlerin nasıl zengin olduğunu anladınız mı? Evet. Göç yaylaya yaklaşınca kabarış kokusu gelir. Armut ağlatır, söğüt söyletir, kavak kavlatır. Kabarış gölgesi baş yayladır. Şimdi develerle göçe devam ediyoruz. Develerim löngür löngür diyecek. Arı sümbül sesiyle sazıyla, Turgut Karagöz tipsisiyle, Hasan Bülbül curasıyla alkışlıyoruz. Thank you.
Bulurum, bulurum, bul laf gelir de bulmaya darım bu ekibimizi geldi. Biz Garanlık'ta Garagoyun'u seçeriz ama Davuz Zürn ekibini bayağı aradık. Şimdi bizim Efelik Zeybeklik oyunumuz çok eskiye dayanır. Azerbaycan'ın Mostun dağlarında kazılarda görünebilir. Tam 8000 yıl önce de Türkler Zeybek oynuyordu. Bugün de Zeybek oynuyor. Zeybek oyunlarında diz çökerken yeryüzü benim dersiniz. Elleri göğe kaldırdığınız zaman gökyüzü benim dersiniz. Dönerken birliği beraberine atırsınız. Ülkemizi Haçlar işgal ettiği zaman yörükler, hele hele Muğla'nın yörükleri, Aydın'ın yörükleri düşman karşıdan gelirken diz çöküp mavzeri bir attığı zaman düşman tersek tüksek gitmiş. İşte o zaman yörük yerden kalkarken
bağımsızlık, özgürlük sevdasıyla ayağa kalkmış. Canını ortaya koymuş, size bağımsız, özgür bir devlet vermiş. İşte şimdi buna yörük obaları zeybek ekibi oynayacak, sancı davul zurna ekibimiz çalacak. Alkışlarınızla. Göreceğe geliyor. Göreceğe geliyor.
Tuna Yörük Obaları Zeybek ekibine ve Sancı Davul Zurna ekibine teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Bizim Orta Asya'dan buraya getirdiğimiz curamız var. Curamızda 3 tel vardır. Tezene kullanılmaz, 10 parmakla çalınır. Türkmenistan'da nasılsa Atayurt'ta, ana yurt Anadolu'da aynıdır. İşte şimdi 10 parmakla cura çalacak Caner Yağlı, alkışlıyoruz kendisini. Önce yavaş gidecek, sonra hızlı geçecek. Caner Yağlı alkışlıyoruz. Atamızın cürasını bize getirdi. Bizim türkülerimiz, oyunlarımız Anadolu'da farklı farklıdır. Açık birbirine benzer ama açık da uzaklaşır, yakınlaşır. Mesela türkülerde şöyle Karadeniz tarafına gittiğin zaman sevdim, elinden aldırdım derler.
İç Anadolu'ya gelince sevdim, kavuşamadım. Ege Akdeniz'e gelince yörük yurtlarına sevdim, aldım, gittim derler. Yine oyunlarda Aydın tarafı açık ağırdır, geri geldikçe hızlanır gider. Güneydoğu'daki bir halayda bir omuz omuza oynarlar. Neden öyle oynarlar? Kışın 6 ay kardır. Yem biter, saman biter, hap biter, komşuya muhtaçtır. Ancak birbirine dayanırsa ayakta kalabilir. Ama Ege Akdeniz'de otla çöp ile geçinir adam, kimse karışmasın, dünyanın sahibi sanır. Her yürü kendi dağa çıksa gördüğü dalamanı kendini sanır. Oysa dalaman belediye başkanı da var, her evin kendi sahibi de var. Evet. Şimdiki oyunumuzu Battar Krali çalacak. Burdur Aziziye Yörük Derneği Başkanı Ali Atmaca ve Musa Şen oynayacak. Serenler Zeybe'ye alkışlıyoruz. Al yazmamı düren, aman aşk oyunumu giren. Çıvıcık şu
Ama bunlar 70 yaşında adam. 70 yaşında adam yolda yürüyemez, bunlar oynuyor.